Bu videoda Identity yani kimlik adındaki filmdeyiz. Film birbirini tanımayan tam 11 tane yabancının fırtınalı bir havada bir otelin içerisinde mahsur kalmasıyla başlıyor. Bir süre sonra kimliği bilinmeyen bir katil bunları birer birer avlamaya başlıyor. Tabii sayıları azaldıkça katilin bulunma olasılığı artıyor ama bu katil her kimse kendisini saklama konusunda çok iyidir. Bu filmin incelemesi için çok istek gelmişti. Eğer gizem filmlerini seviyorsanız hiç düşünmeden seyredebileceğiniz son derece güzel bir yapım. Finali ters köşe ve açıkçası filme değer katıyor. Savunma tarafının yanıldığı nokta katilin kimliğiydi. Avukat şurada bu otel cinayetleri sonrasında 10 tane kişiliğin yok edildiğini ve geriye kalan kişiliğin yani Paris'in masum olduğunu söylüyor. Malcolm Rivers adındaki bu adamın bu hasta kişinin 11 tane kişiliği olduğunu biliyoruz. Şimdi savunma tarafının kurduğu mantık şuydu. Malcolm'un bu kişilikleri ki içlerinde şiddete eğilim gösterenler de vardı. Bunları bu tedavi sayesindeki bu tedavinin detaylarını bilmiyoruz. Malcolm'un zihninde bir otelin içerisinde topladık ve en sonda sadece bir tanesi hayatta kaldı. Paris. Onun da suçlu olmadığı net. Onun tek hayali yaşamını bir portakal bahçesinin içerisinde geçirmek. Doktor şurada cinayetleri içinde kalan kişilik işlemedi derken Paris'i kastediyordu. The person who remains inside did not. Dolayısıyla karşınızda duran Malcolm'un katil kişiliği artık yok oldu. Biz suçsuz kişiliği bulduk, diğerleri artık yok. Yani bu adamın idam edilmesine gerek de yok. Hastaneye gönderilmesi yeterli. Savunmanın kurduğu mantık buydu. Hastanın içerisindeki o şiddetin şiddet tarafının yok olduğunu iddia ediyorlar. Peki avukat neden şurada bu 10 kişiliğin bir tanesinin suçlu olduğunu söylüyor? Otelde yaşananlara baktığımızda avukatın öne sürdüğü bu tez doğru değil aslında. Örneğin mahkumlar kaçarken cinayet işliyorlar. Oteldeki adam sahtekarlık yapıyordu. Yani bunların tamamı masum kişilikler değil. Peki avukat neden böyle söylüyor? Şu masada gördüğümüz herkes aslında bu otel buluşmasına şahitlik ediyor. Yani avukatın 9 kişilik masumdu derken gerçek hayatta işlenmiş o cinayetleri kastettiği açık. Gerçek yaşamda birbirinden bağımsız, birbirinden habersiz bu kişiliklerden bir tanesi suçluydu demek istiyor. Yoksa otelde zaten birden çok katil ve suçlu olduğunu gördük. Zaten avukat isim vermiyor, suçlu şuydu demiyor. Az önce söylediğim üzere gerçek hayattaki cinayetlere referans vererek hastanın içerisindeki o şiddetin yok olduğunu kastediyor. Peki çocuğun yok olmaması ne anlama geliyor? Anlamı şu, Malcolm Rivers gerçek bir caniydi ve onun bilinçaltı kendi öz kimliğini gerçekten kim olduğunu bir çocuğun masumiyetinin ardına gizleyerek bir çeşit savunma mekanizması geliştirmiş. İşte doktor bu noktayı gözden kaçırmıştı. Timothy'nin de yani çocuğun da otelde aynen diğer kişilikler gibi öldüğünü düşündü. Çocuğu en son araca giderken yani patlamanın hemen öncesinde görmüştük. Ama çocuğun öldüğünü görmedik. Zaten cesetler bu noktadan sonra yok olmaya başladı. Doktor ve diğerleri bu kritik detayı gözden kaçırdığı için geriye sadece Paris'in kaldığını zannetti ve çok büyük bir hata yaptılar. Sonuç olarak tedavi işe yaradı. Otelde buluşan o kişiliklerden en nihayetinde sadece bir tanesi hayatta kaldı ama o sanıldığı üzere Paris olmadı.